Vajinismus, vajinaya giriş denendiğinde vajinayı çevreleyen 1/3'lük kısımdaki kasların sürekli ve istemsiz kasılması ve bu kasılmalara da ağrıya ilişkin, girişe ilişkin korkunun eşlik etmesi halidir. Bunun yanında bütün bedenin kasılması, titreme, terleme, bacakların kapanması, fenalık hissi ve ağlama atakları da eşlik edebilmektedir. Çoğu zaman vajinismus cinsel birleşmeye izin vermez. Ancak çok az olguda cinsel birleşme gerçekleşir ama ağrılı ve acılı sürdürülür. Vajinismus'un bilinen bilimsel tek tedavi yolu cinsel terapidir. Cinsel terapi çift terapisi şeklinde sürdürülür ve vajinismus en iyi ve en hızlı tedaviye sonuç veren cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus'u çiftin sorunu olarak ele almak ve partnerin, eşin aktif olarak katılımını sağlamak tedavide önemli bir rol oynar. Çünkü erkekler de çoğu zaman vajinismus'a ait doğru bilgiye ulaşamadıkları için vajinismus'u reddedilme, beğenilmeme, istenmeme olarak algılayabilir ve çiftler arasında yine bu sorunlara sebep olabilmektedir. Öncelikle çiftin yaşamış olduğu sorun ve zorluk değerlendirilir. Sonrasında seanslarımızda çifte gecikmiş olan cinsel eğitim verilir. Cinsel eğitimde cinsel birleşme ile ilgili olan yanlış inanışlar ve mitler düzeltilir. Sonrasında cinsel anatomi ve cinsel fizyoloji aktarılır. Verilen egzersizlerle kasılmaların kontrolü ve girişe ilişkin kaygının üzerine gidilir. Vajinismus tedavisindeki temel amaç kadının kaygı, korku, acı ve kaçınma gibi olumsuz deneyimler yaşamadığı çiftin doyum içinde sağlıklı cinsel birleşmelerini hedeflemektedir. Cinsel birleşme ile ilgili yanlış inanışlar ve tabular vajinismusun gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ve Türkiye'de cinsel terapi merkezlerine başvuran vajinismuslu hastanın oranı %62 ile %75 aralığında değişmektedir. Vajinismus tedavisindeki temel amaç kadının kaygı, korku, endişe ve kaçınma gibi olumsuz deneyimler yaşamadığı çiftin doyum içinde sağlıklı birleşmelerini hedeflemektedir.